Ben bir yaklaşım kamuoyuna vermek istiyorum. Yeni projelerde park dahil, park yaptığımızda dahil planlamada otopark bırakıyoruz. Çünkü artık bizim buna toplum olarak alışmamız lazım. Kurum olarak bakışımızı böyle yönlendirmemiz lazım. Sürekli trafik atıyor. Şimdi Mehmet Akif İnan Araştırma Hastanemiz halka günlük belki neredeyse tam rakamı almadım ama 5000, 6000, 7000 kişiye hizmet veriyor. 9000. Bak 8-9 bin. Rakam almadığımı belirtmek istedim. Düşün 9-10 bin hizmet verilen hastaneden bahsediyoruz. Otopark önemli çünkü insanlar araçlarıyla geliyor. Ve acil durum, dolayısıyla başhekimimizin bize fikrini aktarmasıyla birlikte Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı olarak çalışmaları yürüttük. Gelişmiş olan şehirlerde öncelik otoparktır. Bunu Karaköprü'deyken site içlerinde çözdük. Karaköprü'de şu an trafik çok çok rahat. Tabii şimdi bu bölgelerde kolay değil. Ama bulmuş olduğumuz her noktada, her fırsata gerek açık gerek kapalı otoparklara doğru gideceğiz. Bu şehri otoparka kavuşturursak şehrin yol sorunu yok. Şehrin otopark sorunu var. Yani caddelerimiz sağlı sollu bazen iki şeritli otoparkla kapatılıyor. Aksi takdirde aslında şehrin yol sorunu yok. Onun için bu otopark bu bilinci, bu ölçümlemeyi yaptık. Her kurumumuzda yeter ki konu otopark olsun. Yeter ki trafiği park etme noktasında şehrin trafiğini rahatlatsın. Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak varız diyoruz. Projeyi düşüncemizi hem projelendirdiler hem de yapımını üstlendiler. Böylelikle hastanemizde 500-600 araçlık bir yeni otopark alanı açılacak. Ve Urfalılar da biliyor ki hastaneye geldiklerinde en büyük sıkıntı otopark sıkıntısı. Böylelikle çözmüş olacağız. Ben de bu fırsatta kendilerine hassasiyetle bütün hastane çalışanları ve hastalarımız adına teşekkür ediyorum.